Merhaba değerli dostlarım. World of Warcraft yeni başlangıç serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım bu bölümde çok heyecanlıyım. Çünkü karakterimizi açıp sizlerle birlikte oyuna başlayacağız. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen karakterimizi oluşturalım. Dostlarım YouTube topluluk sayfasında yapmış olduğum anketin sonucunda benden Frost Mage kasmamı istediniz. Ben de tabii ki sizin isteklerinizi dikkate alarak Frost Mage olmaya karar verdim. Blood Elf'in gerçekten mage'e çok yakıştığını düşünüyorum. Hemen şöyle kozmetik ayarlamaya geçelim. Öncelikle bir otomatikten bakalım. Yani biz bir Frost mage olacağımıza göre şöyle mavili bir şey olsa daha güzel olur gibi düşünüyorum. Yani kastığımız karaktere uyumlu bir şey olacaktır. Yani böyle ne çok genç ne de çok yaşlı. Şöyle orta halli bir kız olsun bu. Saçını da nasıl yapalım saçı nasıl olsun? Abi şu çok şeker duruyor ya. Bak bu saç çok şeker duruyor. Tamam. Tamam bu saçı beğendim abi. Bu saç güzel. Renk olarak siyah da seçebiliriz aslında ama yani Frost Mage olduğumuz için bence şöyle mavi. Evet böyle mavi olursa daha mükemmel olacaktır diye düşünüyorum. Bu da göz rengi yine Frost Mage'e gidebilecek bir göz. Tabii ki de mavi olacak ama bakayım şöyle mavinin de tonları var arkadaşlar. Mavinin bile çeşit çeşit tonları var ve şu ton hoşuma gitti abi. Bu ton biraz böyle vahşi gösterdi bizim karakterimizi. Şöyle yan tarafa geçtik. Burada ne varmış? Elflerin kulakları uzun oluyor normalde ama yani böyle güzel bir kıza da bu kadar kepçe kulak yakışmadı bence. O yüzden birazcık düşürelim. En azından az kepçe olsun. Bakayım kaç çeşit var. Zaten 3 çeşit kolyemiz var. Bu kolye yakıştı be. Bu kolyeyi sevdim. Tamam bu kolye olabilir. Ha, şimdi vücudumdaki ince hatları ayarlamaya geldik. Bunlar çok önemli değil zaten kıyafet giyeceğimiz için gözükmeyecekler ama yani olur ya belki soyunmamız gerekir diye bunu bile yapmışlar arkadaşlar. Ellerine de şu şekilde bir dövme ayarlayabiliriz. Frost Mage tam bir Frost Mage oldu arkadaşlar. Ben şu an gerçekten tam bir Frost Mage görüyorum karşımda. Bence harika oldu. Şöyle biraz da uzaklaştıralım. Evet bence harika bir Frost Mage oldu. Hemen nickimizi de Hokkabaz koyuyorum arkadaşlar. Daha önceden ben bu nick'i kullandım. Hokkabaz nick'i gayet yakışıklı ve güzel olacaktır. Klasımıza da çok çok uygun olacaktır. Ayrıca ben Türk'üm diye bağıran bir nick. O zaman karakterimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Next diyorum. Ve bize bir seçenek verdi gördüğünüz gibi harita seçmemizi istiyor. Burada size bir başlangıç haritası soruyor. Arkadaşlar Exley haritasını seçin geçin. Hiç uğraşmayın. Hani diğer tarafta biraz kafanız karışabilir. O yüzden eksili haritasını seçerseniz sizin için çok daha doğru olacaktır. Zaten ben de bu haritada başlangıç yapacağım için benden de görmüş olacaksınız. O zaman eksili haritasında finish diyorum ve karakterimi oluşturuyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Açtığımız karakteri tabii ki de en üste alalım çünkü en çok bunu kullanacağız. Şimdi karakterimize girelim ve başlayalım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ilk girişte bize bir başlangıç hikayesi ve sinematikler verecek. Bunu da hep birlikte izleyelim. You are a soldier of the Mighty Horde, a disparate band of races united in their pursuit of freedom, honor, and glory. A Horde expedition sent to explore an uncharted island has recently gone missing. As a bold new recruit, you have joined a rescue mission departing from Orgrimmar. Find the lost expedition members and bring them home. For the Horde. Yani sinematikleri geçmek istemiyorum. Sinematiklerde altyazı da oluyor. İzlemek, görmek, dinlemek isteyen arkadaşlar olabilir. O yüzden oyunun bize göstermiş olduğu bütün sinematikleri sizlere izleteceğim. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi size yön tuşlarını gösteriyor. WASD ile yürüdüğünüzü, işte space tuşuyla zıpladığınızı ve mouse'un sağ klik ve sol klik ile hem kamerayı hem de yönünüzü belirlediğinizi söylüyor. Bunları siz zaten oyun içerisinde öğreneceksiniz ama sizlere ilk etapta oyun bu şekilde bilgilendirmeler yapar. Bu bilgilendirmeler de hiç bilmeyen veya hiç MMORPG oynamamış olan arkadaşlar için gerçekten güzel. Ben okey deyip geçeceğim tabii ki. Gördüğünüz gibi mouse'un sağ klik ile NPC ile iletişime geçmemi istiyor. Bir npc de görev varsa üstünde bu şekilde ünlem işareti olur. Ve sol tarafta bu görevle ilgili açıklamalar olur. Görev bize şu an dummy ile dövüş diyor. Dummy şu arkadaki şu kuklalar oluyor arkadaşlar. 55 copper 200 de x vereceğini söylüyor. Görevimizi tabii ki de kabul ediyoruz. Kabul ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi NPC'mizin kafasındaki ünlem işareti artık siyah bir soru işaretine dönüştü. Bu soru işareti sarı olduğunda da görev bitmiş demektir. Almış olduğumuz görevler sağ taraftaki küves sekmesine geliyor ve buradan istediğimiz zaman tıklayarak görev bilgilerini tekrar görebiliyoruz arkadaşlar. Görevi buradan iptal edebiliyor veya görevi gizleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunları siz zamanla daha iyi kavrayacaksınız ama biz yine de bilgilendirmelerimizi yapalım. Bakın şu aşağıda bir tane skillimiz ve bir tane ırksal özelliğimiz var. Mage, Warlock, Shadow Price gibi range karakterlerin çoğunda bazı skilllerin kes süresi vardır arkadaşlar. Kes süresi dediğimiz şey mesela ben bu damiye vurmak için skill'e basıyorum. Direkt skill'e atmıyor gördüğünüz gibi bir kes süresi geçiyor burada. Ve bu kes süresinin bitiminde skill'i gönderiyor. Buna biz kes diyoruz arkadaşlar. Kes type, kes süresi diyebilirsiniz. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde çok bahsedeceğiz. En azından kes süresinin ne olduğunu bilmenizi istiyorum. Dami'yi öldürdüm ve görevimi tamamladım. Zaten bize gösteriyor. Yani göreviniz tamam diyor. NPC'mizin kafasındaki soru işaretinin rengi değişti. Hemen gidelim NPC'mize sağ tıklayalım ve görevimizi teslim edip ödüllerimizi alalım. Bakın level atlamamız için gereken XP'nin çok az kaldığını söylüyor bize ve burada yeni bir görevimiz açıldı. Hemen sağ tıklayarak bu arkadaşımızdan yeni görevimizi aldım. Şimdi bu arkadaşımızla dövüşmemiz gerekiyormuş. Hemen dövüşelim arkadaşlar. Şöyle zaten bir tane var skillim. O skilli kullanarak bu arkadaşı etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Hadi bakayım. Gayet güzel. Onu etkisiz hale getirdik ve 2 level olduk arkadaşlar. Bakın level atladık. Oyun hemen bizi bilgilendiriyor. Yeni bir skillimizin açıldığını gösteriyor. Yeni skillimizin adı Fire Blast'mış. Bunu tutup skill barımıza çekip koyuyoruz arkadaşlar. Böylelikle ikinci skillimizi de açmış olduk. Görevimizi tamamladığımıza göre NPC'mizi teslim edelim ve XP'mizi alalım arkadaşlar. Yeni görevimizde yine aynı NPC'den alıyoruz. Ve ne oluyor? Bu gemi baskına uğrayacak arkadaşlar. Biraz sonra batacağız. Şimdi görevimizi şuraya teslim ediyorum ve sinematikle sizleri baş başa bırakıyorum. Evet baygın vaziyetteyiz ve ayağa kalktık. Gördüğünüz gibi gemi battı. Şurada arkada geminin şeyleri olması lazım. Bakın gemi görüyorsunuz arkada. Parçaları falan var geminin. Ve yerde yatan insanları görüyorsunuz. Buradaki arkadaşımız da birisiyle ilgileniyor. Zaten gördüğünüz gibi kendisinde görevimiz var. Hemen görevimizi kendisinden alıyoruz. Ve artık bir haritaya sahibiz. Sağ tarafta küçük bir harita olarak görüyorsunuz. Şöyle mavi çizgilerin içerisinde olan bölge sizin görevinizin olduğu bölgedir ve bunun üzerine geldiğinizde de görevinizle ilgili bilgi verir. 6 tane ilk yardım malzemesi toplamam gerekiyormuş ve bu malzemeleri de Morlak öldürerek bu Morlakların içerisinden çıkarmam gerekiyormuş. M harfine bastığımızda büyük haritamızı yani bu adanın tamamını görüyorsunuz. Görevimizin olduğu yeri işaretlenmiş vaziyette görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere anlatmam gereken en önemli konulardan bir tanesi. Ya kardeşim ben oyuna başladım da yani benim ekranım seninki gibi değil. Yani senin ekranın çok farklı, benim ekranım çok farklı. O yüzden kafam karışıyor diyen arkadaş varsa arkadaşlar bu oyunda edonlar var ve bu edonlar sizin skill bar'ınızı, XP bar'ınızı ve bazı şeyleri değiştirmeye yarar. Ben edon kullandığım için ekranım sizlerden farklıdır. Yani ekranınızın benimki gibi görünmesini veya daha farklı bir şeyler yapmak istiyorsanız Edon indirmeniz gerekiyor. Edon'u ilk başta indirmeseniz de olur. Edonsuz vaziyette oynayın arkadaşlar. Belirli bir süre en azından 30 level, 40 level, 60 level olana kadar Edonsuz rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Senin görüntün ve kullanımın panelin hoşuma gitti diyen arkadaşlar varsa hem Edon'ları nasıl indireceğiniz hem de oyundaki bazı ayarları nasıl yapmanız gerektiği konusunda ben daha önceden rehber hazırladım. Bu rehbere de videomuzun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. O videoda hem edonları nasıl kuracağınızı hem de oyunla ilgili grafik ve mekanik ayarlarını görebileceksiniz. Ayarlarla ilgili veya edonlarla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız muhakkak videonun altındaki linke tıklayarak o linki izleyebilirsiniz. Edonları konuştuğumuza göre heirloom'ları da konuşalım. Arkadaşlar bu oyunda siz 60 level'a kadar değerli bir item elde edemiyorsunuz. 60 level'dan sonra bile değerli item elde etseniz bu itemlerin birçoğu satılmıyor ve direkt üstünüze giyiyorsunuz veya NPC'lere satıyorsunuz. Bu nedenden dolayı benim buradan almış olduğum itemlerin hiçbir maddi değerinin olmadığını bilmenizi istiyorum. Bu heal roomlar benimle birlikte level atlıyor. Mesela heal room'un item level'ı 3 level'mış şu anda. Ben 2 level'ken o 3 level oluyor. Ben 3 level olduğumda o 4 level oluyor. Yani üstümdeki giysiler benim level'ıma uygun bir hal alıyor arkadaşlar. Böyle bir giysi. Yani doğal olarak sürekli benim item değiştirmeme gerek yok. Bir kere bu heal roomları aldığım zaman üstünde de gördüğünüz gibi 59 level'a kadar kullanabiliyorum. 59 level'a kadar item değiştirmeme gerek kalmıyor. Yaratıklardan alacağım X bonus artıyor arkadaşlar. O yüzden ben bu heal roomları alacağım. Bunlara zaten ben hiçbir para ücret ödemiyorum. Gördüğünüz gibi üstümde para yok ama ben buna sağ tıkladığım zaman üstüme geliyor gördüğünüz gibi. Bunları yan karakterinizle alırken para veriyorsunuz. Daha sonra alt karakter kasarken veya yeni bir karakter kasarken bunlara 5 kuruş para vermeden bunları buradan böyle alabiliyorsunuz. Sizler şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim benim heal roomlarım yok ben ne yapacağım? Hiç gerek yok arkadaşlar heal roomsuz kasacaksınız. İlk karakterinizi heal roomsuz kasmak zorundasınız zaten elde edemiyorsunuz. Bunları elde edebilmeniz için daha önceden karakter kasmış olmanız lazım. Yani aslında bakarsanız heal roomların mantığı ya kardeşim sen daha önce bu oyunda karakter kasmışsın. Gel senin işini birazcık kolaylaştıralım. Her level atladığında item değiştirmeye, itemlerini sürekli kontrol etmeye uğraşma. Senin işini biz birazcık kolaylaştıralım. Sen buradan heal roomları al. 60 level'a kadar yoluna bak. 60 level'dan sonra bu heal roomları kaldır çöpe at. Diyor oyun size ve aynı zamanda bu heal room'lar sana XP desteği de sağlasın. Biraz daha hızlı kas. Zaten sen bu oyunda daha önce level kasmışsın. dediği bir item arkadaşlar. Siz bu heal room'lar olmadan ilerleyeceksiniz ama hiç dert etmeyin arkadaşlar. Zaten aynı şeyleri yapacağız ve aynı şeyleri göreceğiz. Şöyle giyip birazcık da şeklimiz düzelsin en azından. Gayet güzel abi. Hepsini giyelim. Heal setimizi de yaptığımıza göre şu oyunun bize vermiş olduğu giysileri atabiliriz. Bakın atmak için bir şeyi atmak için üstüne tıklıyorsunuz ve şöyle yere doğru tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yes dediğiniz zaman onu zaten yere atacaktır. Ama geri alamadığınızı da unutmayın. Yani tekrardan geri alamıyorsunuz. Heal roomları da giydiğimiz için biraz daha hızlı kesip hızlı ilerleyeceğiz. Şimdi görevimize gelelim. Bakın benim kullandığım Edon'dan dolayı görevimizin olduğu mobları bize gösteriyor ve içlerinden 6 tane İlk yardım malzemesi çıkarmamız gerektiğini söylüyor. Hemen şöyle skillimi kullanarak mobları kesmeye başlıyorum. Evet, mobun kutusunu açmaya çalıştığım zaman şöyle eğiliyor ve bekliyor arkadaşlar. Neyi bekliyor? Benim böyle üstüne tıklayıp alma komutu vermemi bekliyor. Bunu iptal etmek ve daha serileştirmek için interface ayarlarına girin. Auto loot ayarını aktif hale getirin. Ve buradaki seçenek non değilse bunu non haline getirin arkadaşlar. Okey dediğiniz zaman artık kutuları toplarken komut beklemeyecektir. Direkt üstüne tıkladığınız zaman kutunun içerisinde ne varsa hepsini indiregandı yapacaktır arkadaşlar. Aynen bu şekilde hepsini aldı gördüğünüz gibi. Diğer bir konuysa bu iki mobu öldürdünüz. İkisinin kutularını da ayrı ayrı toplamanıza gerek yok. Eğer bu iki mob birbirine yakınsa, bir tanesinin loot'unu açtığınızda diğerinin loot'unu da toplayacaktır. Bakın, buradaki loot da kayboldu ve bunu da toplamış oldum. Birbirine yakın mobların hepsini tek bir seferde lootlayabiliyorsunuz. Son loot'umuzu da aldık. Şimdi görevimizi götürüp teslim etmemiz lazım. Küçük haritamızda soru işareti olarak gözüküyor ve arka tarafımızdaymış. Bakın oyundaki navigasyon ayarınız açıksa size navigasyonla ne tarafa gitmeniz gerektiğini söylüyor. Yine aynı şekilde büyük haritadan da bakarak soru işaretini bulabilirsiniz. Görevimizi NPC'mize getirip teslim ettik ve ödüllerimizi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir görev verdi ve bu görev diğerinden çok daha farklı. Bu şekilde farklı farklı görevler olduğu için bu oyunda hiçbir zaman sıkılmıyorsunuz. Bakın burada yatan arkadaşlara ilk yardım yapmamız ve kaldırmamız isteniyor. İlk yardım yapmamız için buradaki çantaya bir sefer basıyoruz ve gördüğünüz gibi ilk yardımı yaptık, kaldırdık. Diğer arkadaşlarımız şurada yatıyor zaten. Geliyorum, üstüne tıklıyorum ilk yardım çantama basıyorum ve onu da kaldırıyorum. Hemen diğer arkadaşımızın yanına gidip ilk yardımını yapalım. Gayet güzel. Üçünü de kaldırdık. Geldik abi. Görevimizi teslim ettik ve yeni görevimizi de teslim aldık. Yeni görevimizin yerini navigasyon gösteriyor. Bakın bu görevimizde de NPC bizimle birlikte geliyor. Nereye giderseniz peşinize gelir arkadaşlar. Bu şekilde de görevlerimiz olacaktır. 10 level'a kadar herhangi bir bineğe binemiyorsunuz. Hill Room bineği var normalde ben Hill Room bineği alıp binebilirim ama e, şimdi kafanız karışmasın ona binmeyeceğim. 10 level olduğumuzda sizlere nasıl binek alıp bineceğinizi de göstereceğim. Ateşin başında uyuyan bir troll görüyoruz. Ona görevimizi teslim edelim ve yeni görevimizi de bu arkadaşımızdan teslim alalım. Evet şu keçilerden kesmemiz ve içerisinden 5 tane et çıkartmamız isteniyor. O zaman hızlıca görevimizi yapmaya başlayalım. Bakın bu oyunda kese diye bir şey yoktur. Bu moba adam da vurdu ben de vurdum. O yüzden o mobun içerisinden adam da ben de drop aldık arkadaşlar. Bakın ikimiz de bu moba vurduğumuz zaman ikimize de drop verecektir arkadaşlar. Ayrı ayrı vermeyecektir. O yüzden bu oyunda kese diye bir şey yok. Kesenin olmaması sizi görev yaparken gerçekten çok rahatlatıyor. Görevimizi tamamladık. Bakın şurada bir tava var. Bu eti burada pişirmemiz isteniyor herhalde. Hemen koyduk. Etleri pişirdik ve bu arkadaşa verdik. Sanırım açlıktan bitkin düşmüş kendisi. Bu etleri ona vererek onu iyileştirelim. Ve yeni görevimizi de bu arkadaştan alalım. Şimdi NPC'miz yine bizimle birlikte geliyor. Bakın bu seferki görevi çok daha farklı bir görev. NPC'miz kendisine vurmamızı istiyor. Yani bir nevi bizi eğitiyor. Bakın bize bazı söylediği şeyler var. Bana Fire Blast at diyor. Yani canımı doldururken bana Fire Blast vur diyor. Vurdum abi. Bakın gördüğünüz gibi saydı. Sizin de karakteriniz ve klasınız neyse ona göre bir şeyler söyleyecektir bu NPC. Üçüncüyü de vuralım ve bu görevi bitirelim bence artık. Bitirdik. Gidip teslim etmemiz gerekiyor. Aslında bunu EPC'ye teslim etmemiz gerekiyor ama oraya geçtiği zaman teslim edeceğiz sanırım. Evet. Geldi buraya. Ve teslim ediyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Spellbook'u ara sıra kontrol edin. Bakın benim yeni skilllerim açılmış. Bunlardan bir tanesi Blink. Bir tanesi de Frost Nova'ymış. Yeni görevimizi de bu arkadaşımızdan alalım. 4 level Hemen gidip bu görevi de yapalım ve 5 level olmaya çalışalım. Evet, görevimizi buraya teslim ediyoruz ve yeni görevlerimizi buradan alıyoruz arkadaşlar. 2 tane görev birden var. İkisini de teslim almak istiyorum. B'ye bas Bakın arkadaşlar B'ye bastım. Görevler bize bot vermiş ve üstümüzdeki botla değiştirmemizi istiyor. Yani size daha güzel itemler verdiği zaman bunu muhakkak değiştirin. Hangi itemlerin sizin için uygun olup olmadığını ileriki bölümlerde detaylı olarak anlatacağım. Zaten benim gibi baştan başlayıp da bir level çar açtıysanız görevler size ne verdiyse veya çantanızda ne bulursanız onları giyin arkadaşlar. Hiç önemli değil ne giydiğiniz. Çünkü bu level'larda ne giyerseniz giyin. Zaten karşılaşacağınız mob'lara 2 veya 3 atacaksınızdır. Hiçbir mob sizi zorlamayacaktır. Ama 60 level olduğumuzda, zorlanmaya başladığımızda artık itemlerimize değer vermeye başlayacağız. Şimdi complete quest diyorum ve bana eldiven vereceğini görüyorsunuz. Hemen bu eldiveni aldık. B'ye basalım ve eldivenimizi giyelim arkadaşlar. Bakın üstümüzdeki eldiven 1 level'dı. Taktığımız eldiven 5 level. Yani 5 level olanı giymek daha mantıklı tabii ki daha çok armor veriyor. Diğer görevi de teslim edelim ve 5 level olduk arkadaşlar. Yeni görevimizi teslim alalım. Bakın yeni görevimizde böyle bir alet oluşturuyor buradaki goblin arkadaşımız. Bu aleti kullanarak bir şeyler yapacağız sanırım. Öyle hatırlıyorum. Evet bunun üstüne bineceğiz. Bindik. Böyle güzel görevlerde vardır arkadaşlar. Ve keşife mi çıkacağız? Evet keşife çıkacağız sanırım. Şuradan bakın yeni skillimizin açıldığını söylüyor. Evet bu bir yemek yapma skili arkadaşlar. Büyücüler kendi yemeklerini kendileri yapabiliyorlar. Hatta bu yemeği başkalarıyla da paylaşabiliyorsunuz. Bunu size ilerleyen dönemlerde göstereceğim. Aşağıyı görüyorsunuz bayağı kalabalık. Soon you will face the full might of the horde. Ha! Our dragon will crush them. We have other rituals to oversee. Savor the final moments of your life. They're bringing a drag. Evet, oradaki ork arkadaşı bunların elinden kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla olay bu. Şimdi bu alet bizi görevimizi teslim etmeye götürüyor. Hemen gidip görevimizi teslim edip yenisini alalım. Şöyle teslim ettim ve yeni görevimi verdi. Ne diyor abi? Bakın şöyle bir zımbırtı verdi bana. Yani görevlerin size ne verdiğine dikkat edin arkadaşlar. Bazı görevler size böyle zımbırtılar verir ve bu zımbırtıları kullanmanızı ister. Şu domuzların üstünde kullanmamızı istiyor bu zımbırtıyı. Şöyle basarak kullanıyorum. Bakın domuz küçüldü. Deney yapıyoruz sanırım domuzların üstünde. Şuradaki domuzu da kullanalım. Evet domuzların üstünde deney yapıyoruz şu an. Öldü bu. Bir tane kaldı. Bir tane daha domuz bulmamız lazım. Şurada blink atarak gidebilirim herhalde. Şurada bir domuz var. Ha büyüdü. Oldu tamam. Deneyimiz oldu tuttu. Şimdi geliyoruz teslim ediyoruz görevimizi. Evet yeni görevimizi teslim aldık. Evet bu zımbırtının üstüne tekrar biniyoruz. Ha evet bu tabancayı kullanacağız arkadaşlar. Bakın çok zevkli bir görev. Tabancayı kullanarak bunları böyle harcıyorsunuz, mahvediyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi böyle yukarıdan güzel bir şekilde bunları bombalayarak öldürüyorsunuz ve o arkadaşı kurtarmaya geldik. Ne diyor? Evet, şundan kesmemiz gerekiyor ama bunu kesmişler arkadaşlar. Şimdi böyle olduğu zaman yani böyle geldiniz mesela bu mob'dan kesmenizi istiyor ama bu mobu kesmişler sizden önce. Hiç sıkıntı değil. Bekleyin. Bu mobun aynısından tekrar çıkacak burada. Evet, çıktı şu an gördüğünüz gibi. Hemen dalın arkadaşlar ve siz kesin bu seferde. Herkes sırayla kesiyor. Zaten bir kere vurmanız bile yeterli oluyor. Başkası kesse de dediğim gibi kese diye bir olay yok. Evet mob'u kestik ve buradaki arkadaşımızı kurtardık. Burada benim gibi oynayan diğer oyuncuları da görüyorsunuz. Onlar da aynı şekilde bu mob'u kurtarmaya çalışıyorlar benim gibi. Evet complete diyerek görevi teslim ediyorum. Gayet güzel abi bu görevi de tamamladık. <laughs> going aha ben geldim ne oluyoruz? yeni bir maceraya koşturuyoruz dostlarım daha oyunun ilk başındayız ve sadece 2 tane skillimiz var 5 level olabildik daha çok uzun 60 level'a kadar yolumuz var. Ve bu yolda ilerlerken siz yeni başlayan arkadaşlarımıza oyun hakkında öğrenilmesi ve bilinmesi gereken tüm temel bilgileri vereceğim. O yüzden kanalıma abone olarak takipte kalmayı, videoları beğenmeyi ve bir sonraki bölümü beklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.